Merhaba Web Teknoloji izleyicileri, bu videomuzda sizlere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan Veli Bilgilendirme Sistemi'nin mobil uygulamalarını anlatacağım. Veli Bilgilendirme Sistemi, örgün öğretim kurum, kurumlarındaki yani özel olsun, devlete ait olsun 16 milyon öğrenci ve velinin istediği zaman, istediği yerden öğrenci hakkında bilgi almasını sağlıyor. İşte devam durumu olsun, daha sonra hani sınav ve proje bilgileri olsun, ders programı olsun, bu tarz bilgileri bu uygulama sayesinde istediğiniz zaman öğrenebiliyorsunuz telefonunuzdan veya tabletinizden. Şimdi ilk önce Apple cihazlar için nasıl kurulduğunu göstereyim ben size. Apple Store'a giriyoruz. Burada arama kısmına e-okul yazıyoruz. Şurada gördüğünüz gibi map e-okul çıkıyor. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapmış olduğu. Bunu indiriyoruz. Ücretsiz zaten. Ücretsiz butonuna bastığımız zaman indirmeye başlayacak. Bu Apple cihazlar için kurulumdu. Bir de Android cihazlar için olan kurulumu göstereyim ben size. Şu an alalım tabletimizi. Android cihazlarda da Google Play Store'a giriyoruz. Yine aynı şekilde arama kısmına e-okul yazıyoruz. Çıkanlarda şu üç değil arkadaşlar 250 tane daha yazıyor şu üstte. Şu dördüncü sırada şu an. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapmış olduğu uygulamayı indireceksiniz. Tıklıyoruz üzerine. Burada yükle butonu çıkıyor ücretsiz. Burada da 5.17 MB bir boyutu var. Bunları kabul et diyoruz. Ve indirmeye başlıyor. Burada da indirdi. İndirdikten sonra zaten kurulumu otomatik yapıyor. Aç dediğimiz zaman uygulamaya bağlanıyor. İçerik olarak Apple'daki cihazda hiçbir fark yok. Ben size Apple cihazda anlatacağım. Ekranı daha büyük olduğu için bunu görmeniz daha rahat olur. Buradan aç diyoruz uygulamayı indirdikten sonra. Uygulama dik konumda kullanılmıyor. Mecburen yan kullanacaksınız. Bazıları için bir eksiklik olabilir bu. Uygulamayı açtığımız zaman karşımıza öğrenci eklemek için tıklayınız diye buton çıkıyor. Buraya tıklıyoruz. Burada öğrenci bilgilerini girmemiz istiyor. En üstte kimlik numarası, onun altına kimliğimizde yazan aile sırano. no, onun da altına yine kimliğimizde yazan cilt no, onun da altına öğrenci numarasını yazıp ileri diyoruz. İstenilen bilgileri girdikten sonra şöyle bir ekran çıkıyor karşımıza. Bu bir nevi güvenlik önlemi gibi bir şey. Hani hangisi numarasını girdiğiniz öğrenci? Bakalım hani fake birisi mi giriyor gibisinden. Bir güvenlik önlemi bu. Öğrenciye ait olan fotoğrafı seçiyoruz. Seçmezsek zaten direkt tekrar ana ekrana gönderiyor bizi tekrar bilgileri girmek için. Kullanımı gayet rahat olmuş. Şu yan tarafta gördüğünüz çarkı çevirerek istediğiniz bilgiye ulaşabiliyorsunuz. Şuradan mesela devamsızlık bilgisi tıklıyoruz. Kaç gün devamsızlık yaptığını görüyoruz. Daha sonra işte şu takvim kısmından işte ayın kaçında hangi dersleri görecekleri hafta hafta yazıyor ders programı öğrenci bilgilerinde işte devamsızlık bilgisi var, sınav tarihleri var, haftalık ders programı var. Hani okuldan kaçan öğrenciler için biraz sıkıntılı bir uygulama. Anne babaların çok işine yarayacaktır bu. Burada not bilgileri kısmı var. Hani küçükken annemize babamıza bir söylemezdik notlarımızı. 50 ise 70 derdik, işte 80 ise 95 falan derdik. Burada anne baba cep telefonundan çok rahat bir şekilde girip çocuğunun anlık olarak notlarını görebiliyor. Şu öğrencilerin kısmından ekstra öğrenci ekleyebiliyoruz. Hani birden fazla okuyan çocuğu olan veliler için düşünülmüş bu bölüm. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapmış olduğu veli bilgilendirme sistemi uygulaması e-okul mobil böyle bir uygulama. Bayağı işlevsel bir uygulama. Hani velilerin kullanmasını tavsiye ederiz. Bu videomuzda e-okul mobil uygulamasını anlattık. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.